Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çok kolay ve lezzetli bir ıspanaklı börek yapacağız. Böyle yoğurt falan kullanmayacağız sosunda. Sadece su ve yağ ile çıtır çıtır bir börek yapacağız. Ben burada 750 gram ıspanağı temizledim. Birkaç suyla iyice yıkayıp çamurunu arındırdım. Şimdi bunun üzerine kaynattığım suyu ilave ediyorum. Kaynar su olmasına özen gösterin. Kaynar suyun içinde bekleteceğiz. İyice böyle yumuşayacak. Kaynatmanıza da gerek kalmayacak. Bu yöntemle çok daha kolay oluyor. Bunun içerisinde soğanları ben kavurana kadar beklesin. Ondan sonra sıkıp alacağım. Ispanağı kavurmak için uygun bir tencereye ocağıma alıyorum. Ocağın altını yakacağım. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Büyüklerinden bir adet kuru soğanı yemeklikten daha ufak olacak şekilde doğradım. Eğer kuru soğanınız küçükse iki tane doğrayın. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Fazla değil, bir tatlı kaşığı kadar domates salçası, baharatlarını ilave edeceğim. Hemen hemen bir çay kaşığı kadar anca sizler de damaklarınıza göre ilave edebilirsiniz. Ben pul biber ve karabiber ilave ettim. İyi ki şöyle kavuracağım. Biraz salçanın kokusu çıksın. İyice sıktım. Şöyle ilave ediyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. Çok değil, iyice kavurup hemen alacağım. Artık altını kapatıyorum. Sadece 2-3 dakika kavurmanız yeterli. Artık soğuması için kenara alıyorum. Böreğin sosunu hazırlayayım. Artık iç harcı iyice soğudu. Yarım su bardağından biraz daha fazla sıvı yağ. Sosu sadece sıvı yağ ve su ile hazırlayacağım. 1 su bardağı da su. 4 adet yufka kullanacağım. Benim tepsim mini fırın olduğu için 4 tane tam geliyor ama sizler 5 tane kullanabilirsiniz. Sosumu kenara alayım. Yufkamı şöyle ortadan ikiye katlayarak keseceğim. Alanınız varsa bütün olarak yufkanızı serebilirsiniz. Tam ortadan ikiye kesiyorum. Kenara alayım. Diğer yufkayı açıyorum. Sostan şöyle 2 yemek kaşığı kadar yeterli. Karıştırarak hem suyundan hem de yağından gelecek şekilde döküyorum. Eğer sosunuz az gelirse su ya da sıvı yağ ekleyerek tamamlayabilirsiniz. Fırçayla her yerine dağıtıyorum. Uç kısımlara ıspanaklı harçtan koyuyorum. Şöyle yeterince bırakıp dağıtacağım. Şöyle elimle eşit bir şekilde dağıtıyorum. Yanlardan hafif şöyle üstüne atıyorum. Sarıyorum. Böyle çok gevşek de bırakmayın ama çok da sıkmayın. Hafif böyle sıkarsanız daha güzel olacaktır. Şöyle bir yuvarlak tepsi de yapacağım. Altına yağlı kağıdı serdim. Ortaya yuvarlak olacak şekilde hafif sıkarak yerleştiriyorum. Sosunuzu arada karıştırmayı unutmayın. Fırçayla sürüyorum. Harçtan koyuyorum.
İtalyanlardan şöyle atıyorum üzerine. Hafif hafif sıka sıka rulo yapıyorum. Yufkanın biten yerinde devam ediyorum. Hatta benim bu tepsime 3 tane bile yeterli gelebilir. Eğer bir çarjım kalırsa küçük bir tepsi daha yapacağım. Böreği tamamen sardım. Birazcık da sosum kaldı. Şimdi sosun içerisine bir tane yumurtayı tamamını kıracağım. Benim tepsim min olduğu için böyle küçük bir tane oldu böyle. Sizler normal bir tepsi çıkarabilirsiniz. Çırpıyorum. Dilerseniz de direkt yumurtanın sarısını da üzerine sürebilirsiniz. Böreğin üzerine bol bol sürüyorum. Hatta böyle birazcık aralarına da girsin. ...180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Sizler de kendi fırınlarınıza göre dikkatlice pişirirsiniz. Böreği fırından çıkardım. Üzerini hiçbir şekilde örtmedim. Birazcık böyle çıtır çıtır olması için. Şimdi hemen bir servis tabağını alayım. Sizlere de göstereyim. Şöyle yakından da göstereyim. Birazcık sıcak. Şöyle biraz çevireceğim. Altındaki yağlı kağıdı alacağım. Ben böreği genelde bu tarz börekleri makasla kesiyorum. Bu da benim mutfağımın makası. Çok daha rahat oluyor, emin olabilirsiniz. Ve daha düzgün kesiliyor. İç kısmını da göstereyim. Gerçekten çok güzel çıtır çıtır bir börek oluyor. Umarım bu güzel böreği sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listelerine göz atmayı unutmayın. Eğer ki kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.